Cananım selam Zero Matematik kampımızda geldik 20. adıma harfli ifadelerde Zero Test 2 yapacağız sizlerle beraber. İlk testte böyle birazcık ısındık harfli ifadelerin temelinde öğrendiğimiz şeyleri güzel bir şekilde tekrar ettik. Şimdi ikinci testi artık bir tık daha üstüne koyacağız. Hani üçlüler çok güzel oluyor. Ee, neden? Hani üç testi de konularda. Birinci testte temel kavramlarda öğreniyoruz. İkinci testte biraz işleri hareketlendiriyoruz. Biraz da işin içerisine yeni nesil, beceri temelli, yeni tarz, şekilli, şukullu soruları katıyoruz. Acıcıkcıktan. Cı ee, sonra da üçüncü testte tamamen artık böyle e, hikayeli, kurgulu sorulara da geçmiş oluyoruz güzel oluyor yani. O geçici güzel bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Harfli ifadelerde bu noktada bize imkan sağlıyor. Biliyorsunuz ki Zero Matematik Kampı lan <laughs> Zero Matematik Kampı video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Benimle beraber sayfa 42'yi açıyorsunuz. 42 43. Önceden kendiniz uğraşmış olmalısınız. Şimdi de yapamadıklarınızı ya da dilediğiniz kadar soruyu benden dinleyebilirsiniz canlarım. Hiç vakit kaybetmeden 20. adım testimizin çözümüne başlıyoruz. Evet harfli ifadeler 2 daha doğrusu harfli ifadeler zero test 2 birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tık daha yaklaşalım. Güzel bir şekilde görelim. Evet bir m sayısı vermiş 3x artı 2. Bir de y sayısı vermiş 4x eksi 6. m artı y ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor soru bize. Ne yapacağız? m ile y'yi toplayacağız. Yani aslında 3x artı 2 ile 4x eksi 6'yı toplayacağız. Burada benzer terimler var. 3x ile 4x benzer terimler. 3x artı 4 xten 7 tane x'i verecek. 2 ile de eksi 6 ben, onlar zaten sayı. 2'den eksi 6'yı çıkarttığımız 6'yı çıkarttığımız zaman eksi 4 yapar. 7x eksi 4 n artı y'yi verir. A şıkkını işaretleriz birinci soruda. 2'ye geldim. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin santimetre kare cinsinden alanını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada yapacağımız şey biliyorsunuz ki bununla ilgili notu size verdim. Dikdörtgenin alanı kısa kenarı çarpı uzun kenarı. Kısa kenarı dediğimiz x artı 5 uzun kenarı dediğimizde 7. İstersen buraya yazarım, istersen bu tarafa. Ben bu tarafa yazıyorum. Buradan çarpmaya alıştık çünkü. 7 ile x'i çarptığım zaman 7x yaptı artı 7 ile 5'i çarptığım zaman da 35 yaptı. İşte alanı veren cebirsel ifade 7x artı 35 olacak. Üçüncü soruya geldim. Aşağıdaki harfli ifadelerden hangisinin terim sayısı 4'tür diyor. Baktığım zaman birincisinde evet hocam cevap A çünkü 1, 2, 3, 4 değil yavrum işte. Terimler artılar ya da eksilerle birbirinden ayrılıyordu. Burada aslında sadece ve sadece tek bir tane terim var. Dolayısıyla bu sorunun cevabı A değil. Çünkü buradaki terim sayısı 1. Buraya bakıyorum. X ve 1 artıyla ayrılmış. Buradaki terim sayısı 2. Buradaki terim sayısı 1. Buradaki terim sayısı 1. Çünkü 4X. Hocam 4 ve X hayır. 4 artı X olsaydı haklısın. 2 terim vardı ama 4 xte tek terim var. Buraya bak. 1, 2, 3, 4. Yani burada 4 tane terim var. Cevabımız E. Peki sana bir şey soracağım. Mesela 2X artı 3X. Buradaki terim sayısı kaç? Aslında 2 gibi gözüküyor ama 1. Niye? Çünkü 2x ile 3x toplanabilir. Bu buradaki cebirsel ifadenin en sade hali değil. 2 ile 3'ü topladığım zaman 5x yaptı. Terim sayısı 1 tane. Buna da dikkat ediyorsun. Ters köşeye yatma. Tamam mı? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Bakalım. Şimdi 2 kere 3 6, x y üzeri 2 x ile y üzeri 2'yi çarpamam bu böyle 6 x y yani cevap ya a ya b zaten çünkü a ortaya çıktı buraya bakıyorum 3 kere 2 6 x y ile y'nin çarpımı y üzeri 2 a ile c eşit olduğuna göre cevap b bakalım bunlara da bu d şıkkı ve e şıkkının da a ve c ile eşit çıkması lazım yoksa soru yanlış olur 6 çarpı 1 6 y üzeri 2 x Hocam burada 6x y kare yazıyor burada 6 y kare x yazıyor e aynı şey çarpmada yer değiştirme özelliği var yavrum yerler değişebilir çarpmada Dolayısıyla aile de aynı şey veriyor zaten Buradaki 3 ile 2'yi çarptım. 6 başa yazdım x'i yazdım y üzeri 2'yi yazdım E de aynı farklı olanın B olduğu gönül rahatlığıyla söylenebilir 4'ün cevabı B şıkkı olacak. 5 ile devam ediyorum. Yukarıda işlemlerden, yukarıdaki işlemlerden hangileri doğrudur diyor. Hemen bakalım yavrular. Hemen bakalım. X artı 1 çarpı 3x. Hmm. Sağdan dağıtacağız. E dağıtalım. Önce 3x ile 1, x, 3x, 3x ile x'i çarpıyorum. 3 çarpı x ile x'in çarpı x kare. Artı 3x ile 1'i çarpınca da 3x veriyor. 3x kare artı 3x. Ama bu adam 3x kare artı 1 demiş. Hayır yanlış söylemiş. 3x kare artı 3x demesi gerekiyor. 1 olmaz. Buraya bakalım. 2x eksi 5 y 10x ya. Ne alaka ya? Ne alaka? 2x ile 2 ile 5'i çarpmış bu. Halbuki 2x eksi 5 ye. 2x eksi 5 y'nin eşiti nedir arkadaşlar? 2x eksi 5y'dir. Bunlar benzer terim olmadıkları için aradaki eksiği kullanamam. Yani çıkartamam onları birbirinden. O öyle kalır. Ama öyle bırakmamış yanlış. Yanlış. Buraya bakıyorum. Eksi 3 çarpı eksi x eksi 1. Önce eksi 3 ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 ile eksinin çarpımı 3x. Sonra eksi 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 ile 1'in çarpımı 3. Yani 3x artı 3. Soru ne demiş? 3x artı 3 demiş. Aferin baba. Doğru. 4'e geldim. 4. öncüle. Şimdi toplama var. Gayet güzel. Benzer terimleri toplayacağız. Bak bu yeşille boyadığım benzer terimler bunlar da zaten sayılar. Bu sayılar zaten çıkarılıyor. 5x ile 2x'i topladığım zaman 7x yaptı. 2 ile eksi 3'ü topladığım zaman yani 2'den 3 çıkarttığım zaman da eksi 1 yaptı. 7x eksi 1 bu da doğru. Hangileri doğrudur diyor. 3 ile 4 doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. 5. soruda. Tamam mıdır? 6'ya geldim. Böyle bir sözel bir şey var. Beraber okuyalım mı? Ne diyor? Cenk kırtasiyeden tanesi M artı 2 TL olan kalemlerden 3 M tane almıştır. Buna göre Cenk'in kırtasiye ödemesi gereken para. Şöyle sorsam Cenk tanesi 10 lira olan kalemlerden 5 tane almıştır. E o zaman 10 çarpı 5'ten 50 lira ödemiştir hocam. O zaman tanesi M artı 2 TL olan kalemlerden 3 M alınca da bunların çarpımı kadar para ödemiş oluyor. Sağdan dağıtalım. 3 M ile M'yi çarptım. 3 tane M üzeri 2 3m ile 2'yi çarptım. 3 kere 2 6m. 3m kare artı 6m. Yani cevabımız D şıkkı olarak bulunmuş olacak 6. sorumuzda. Aşağı indim 7. soruyla. Bakın güzel bir tanımlama sorusu. Şimdi burada x burada 3 yani yuvarlakta x 3 3x ve x 3 x artı 3. Yani burada çarpıyor burada topluyor. Yuvarlakta çarpıyor yuvarlakta çarpıyor karede topluyor arkadaşlar. Bak yuvarlakta çarpıyor. Yani 4 ile eksi x'i çarpıyor. Eksi 4x yapıyor. Eksi e, karede topluyor. X artı 1 ile 3'ü topluyor. Buranın cevabı x artı 4. Ama aman dikkat edin. Önünde eksili olan ifadelerde parantezsiz şöyle yazarsanız sanki bu eksi sadece x'e aitmiş gibi gözükebilir. Kafanız karışır. Dolayısıyla yazdığınız bir cebirsel ifadenin önünde eksi varsa mutlaka o cebirsel ifadeyi parantez içinde yazın ki bu eksi parantezin tamamını kapsadığını göstersin size. İşlem hatası yapmayın diye söylüyorum ben. İyiliğiniz için konuşuyoruz burada. Şimdi e, eksiği şimdi içeri dağıtalım. Bakın eksi 4x burada. Eksi x ile 1 e, şöyle. Eksi x ya burası. Burası 1. Eksi 1 burası da. Eksi 1 çarpı artı 1'den eksi 1x yani eksi x. Eksi 1 çarpı artı 4'ten eksi 4 yaptı. Bakın bura toplanabilir. Eksi 4x eksi 1x daha eksi 5x yanında da eksi 4 var. Eksi 5x eksi 4 A şıkkında kendini gösteriyor. 5. sorumuzun şey 7. sorumuzun cevabı A şıkkı olarak bulunmuş olacak. Geldim buraya. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bunları şöyle yazacağız. 3A bölü 2 3 bölü 2A aslında. 4B bölü 5 4 bölü 5B aslında. Eksi 5 A bölü 2. Eksi 5 bölü 2 A aslında. Artı A'mız var. Eksi 8 B bölü 10 da eksi. Bak bu 8'i 2'ye böldüm. 4, 4 onu 2'ye böldüm. 5. Sadeleştirme yaptım. Orada da aslında eksi 4 bölü 5 B var. Yavrularım bakın. Burada artı 4 bölü 5 B var. Burada eksi 4 bölü 5 B var. Toplamada artı ile eksi aynı sayılar olduğu zaman gidiyor. Sıfır oluyor zaten. Burada 3 bölü 2 tane a. Burada eksi 5 bölü 2 tane a var. 3 bölü 2 eksi 5 bölü 2 neyi verir? Aşağılar aynıysa direkt 3'ten 5'i çıkar. 3'ten 5'i çıkarınca eksi 2 aşağısı da artı 2. Eksi 2'yi artı 2'ye bölersen eksi 1 yapıyor. Yani bununla bunu topladığın zaman cevap eksi 1 tane a yapıyor. Yani eksi a yapıyor. E şimdi orada bir eksi a var. Bir de bu arkadaşta bir artı a var. Eksi a ile artı a da toplama işleminde birbirini götürüyor. Ve kala kala elimizde kocaman bir sıfır kalıyor. Cevabımız a şıkkı olarak bulunmuş oluyor. Tamam. Cevabımız a'ymış. 8. soruda 8'i şöyle bir defa daha tekrar edin. Güzel bir soruydu. Yine benzerini yapalım bakın. 3 bölü 3x bölü 2 demek. 3 bölü 2 tane x demek. Artı bir tane y. Dikkat edin bu 8 ile bu 8 sadeleşir. Burada eksi bir tane y kalır. Eksi y kalır. Artı x bölü 2 de 1 bölü 2 tane x demek. Şimdi zaten buradaki artı y ile eksi y birbirini götürdü. 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplayalım. Bak 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplayalım. Aşağılar eşit. O zaman yukarıları topluyorum. 1, 3, 1 daha 4. 4 bölü 2. 4 bölü 2 de 2 demek. Yani 3 bölü 2, 1 bölü 2 daha 2 tane x yapıyor. Cevabımız 2x yani D şık. 9'u da böylece hallettim. Geldim 10. soruya. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hmm, iyi soruyu mu? Şimdi bakalım. Şimdi şu ikisini çarptığım zaman ne gelir bakalım. A ile A'yı çarptığım zaman A üzeri 2. A ile 1'i çarptığım zaman artı A. Eksi 1 ile A'yı çarptığım zaman eksi A. Eksi 1 ile artı 1'i çarptığım zaman eksi 1. Artı A ile eksi A da birbirini götürüyor. Orası A kare eksi 1 geliyor. A kare eksi 1 çarpı. A kare artı 1 çar artı 5 a üzeri 4 artı 1 bölü a üzeri 2. Bölü a üzeri 2. Şimdi bakalım buraya. Şu ikisini çarpacağım. Çünkü burada çarpma ve toplama var. Çarpma işleminin önceliği var. a üzeri 2 ile a üzeri 2'yi çarptım. a üzeri 4. a üzeri 2 ile 1'i çarptım. Artı a üzeri 2. Eksi 1 ile a üzeri 2'yi çarptım. Eksi a üzeri 2. Eksi 1 ile artı 1 çarptım. Artı 1. Bunlar toplamada birbirini götürüyor. a üzeri 4 artı 1. Yukarıda a üzeri 4 artı 1 kaldı. Yanında da toplam işle, toplama işleminden dolayı bu arada çok özür dilerim. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımı eksi 1. Özür dilerim. a üzeri 4 eksi 1 kaldı orada. Yanında da ne var? 5 tane a üzeri 4 artı 1 var. Bu yukarı kısım Aşağı kısımda zaten ne geldi? Orada bir değişiklik yok. A üzeri 2. Şimdi bakın. A, eksi 1 ile artı 1 toplamada birbirini götürüyor. Bir tane A üzeri 4 ile 5 tane A üzeri 4'ü toplayınca 6 tane A üzeri 4 yapıyor. Bölü A üzeri 2. Şimdi bakın a üzeri 4'ü a üzeri 2'ye bölebiliriz. Üst e, şeylerde, harfli ifadelerde, üstel harflilerde ne yapıyorduk? Bölmede yukarıdakinin üstünden aşağıdakinin üstünü çıkarıyoruz. a üzeri 4 2'den a üzeri 2. Yani bunlar bölündüğü zaman 6'ya dokunmayalım. Burası da a üzeri 2 kalır. Yani cevabımız 6a üzeri 2'den B şıkkı olur. Tamam? Peki ne kadar e, karmaşık olursa olsun adım adım işlem yaptığınız zaman mevzu çözülür. Bakın burada içeri dağıtma yapacağız. Dağıtıyorum içeri. M üzeri 2 çarpı N çarpı R çarpı 1 bölüme eksi. Bu sefer buraya dağıtıyorum. M üzeri 2 çarpı N çarpı R çarpı bu sefer neye dağıtıyorum? Ne ile çarpıyorum? 1 bölüme çarpı n. Bu sefer şuna dağıtıyorum yani eksi m üzeri 2 çarpı n çarpı r çarpı ne ile çarpıyorum? 1 bölü m üzeri 2 çarpı n çarpı r. Şimdi bak dikkat et. Aşağıdaki ile yukarıdaki m üzeri 2 ile m üzeri 1 e, sadeleşti. Yani burada bir tane m kaldı. m n r. 1 ile çarpınca m n r. Eksi. m'nin 1 ile m karedeki bir m gitti. Burada bir m kaldı. n ile n gitti. Burada da m r kaldı. 1 ile çarpınca m r oldu. Eksi. M üzeri 2 M üzeri 2 ile N N ile R de R ile gitti. 1 kaldı. 1 bir kere 1'den de 1 oldu. İşte şıklarda bunu arayacağız. MNR N R, eksi M R, eksi 1 o da E şıkkında kendini gösteriyor. Cevabımız E şıkkı olarak bulunmuş olacak. 11'de de cevabımız böyle. Geldim 12'ye. X kare eşittir 5 ve Y eşittir 4 ise ifadesinin değeri kaçtır? Hemen eksi 6 çarpı x kare yerine 5'i yazıyorum. y yerine 4'ü yazıyorum. Artı 5. Önce çarpmalar yapılacak. Burayı çarpacağız. 6 kere 5 30. 30 kere 4 120. Önünde eksi var. Yani eksi 120 artı 5. 120'den 5 çıktım. 115 ama nasıl 115? Eksi 115 cevabımız A şıkkı olarak bulunmuş olacak. 13 ile devam ediyorum. Yukarıda bir kenarı 8a ve diğer kenarı 16t birim olan bir dikdörtgenin sırasıyla nasıl katlanacağı gösterilmiştir. Son oluşan şeklin çevresi. Bak şimdi. Şimdi bu 8a'yı tam ortadan katladığın zaman 4a'ya 4a diye katlarsın. Yani burası 4a olur. Burası hala 16t. 16t'yi ortadan katladığın zaman 8t'ye 8t, ye 8T ye bölersin. Burası 4A diye duruyor. Burası 8T'ye düşer. Bu 4A'yı ortadan bölersen 2A'ya 2A diye bölersin. Burası 2A olur. Burası 8T bekler. Yani son şekil böyle oldu. Bakın kısa kenarı 8, 2A uzun kenarı 8T olan bir küçük kağıt kaldı. Bunun çevresini soruyor bize. E, 2A buraysa 2A bura. 8T buraysa 8T bura. 8T 8T daha 16 tane T artı. 2A, 2A da 4A. 16T artı 4A. O da nerede? D şıkkında. 16T artı 4A. Tamam Kağıt katlamalar önemli. Bak ileride bununla ilgili çarpanlar ayırma. Harfli ifadeler çarpanlar ayırma ünitesi var. En sonunu göreceğiz. Onunla beraber bitireceğiz zero matematik kampını. Orası için önemli. Geldim buraya. Diyor ki yukarıda kenarları 15A ve 48B birim olan Dikdörtgen verilmiştir. Dikdörtgenden kenarları A ve B birim olan 9 eş dikdörtgen. Yani her bir dikdörtgenin kenarları A, B'ymiş. Fark etmez ben AB yazdım. ...isterseniz siz B, A diye de yazabilirsiniz. Soruda fark etmiyor. Fark etse söyler kısa kenara A, uzun kenara B olan diye. Birim olan 4 eş dikdörtgen kesilip çıkartıldığında geriye kalan kırmızı bölgenin alanı kaç birim kare olur diyor. Şimdi normalde biz toplam alanı yazdığımız zaman şöyle yazarız. 48B çarpı 15A diye yazarız normalde. Bundan bundan 9 tanesini çıkartacağız. Şimdi bir tanesinin alanı A çarpı B'dir. Bu bir tane çıkarılan dikdörtgenin alanı. Bundan 9 tane olduğuna göre çıkarılan toplam alan 9 tane AB'dir. O zaman aslında soru bize şu if işlemi sonucunu soruyor. Şimdi ben 45 ile 48 ile 15'i çarpayım. Ben kısa yoldan şöyle çarpıyorum kafamdan bakın. Uzun yoldan da yaparız da. Şimdi 48 ile 30'u çarpayım. Bunun iki katını. O da aslında 3'ü çarpıp 0 koymak demektir. 24, 144 yani 1440. Yani 48 ile 30'u çarpınca 1440 ama 15 çarptık. 15, 30'un yarısı. O zaman bir de bunu 2'ye böl. 1440'ın yarısı 720. Bu ikisinin çarpımı 720. A ile B'nin çarpımı da AB. 720 AB'den 9 AB çıkarttığım zaman 711 AB kalır. Yani cevabımız A şıkkı. Bu arada tabii ki 48 çarpı 15'i böyle alt alta çarparak yaptığınız zaman da 720'yi bulacaksınız. Ben bazen size böyle kafamdaki kısa yolları gösteriyorum ki onlar da önemli. Eee... Yani en azından işlem yapmak için daha pratik olmak için önemli şeyler. İşte atıyorum 70'i 5'e bölmek. Ben şöyle yapıyorum. 70'i 5'e bölerken şimdi 5'e bölmek demek bir sayının 2 katını alıp e, o sayıyı 10'a bölmek demek. 2 bölü 10 1 bölü 5 yapar. Yani 5'e bölmek 1 bölü 5 ile çarpmak demektir. 70'i 5'e bölerken 7, 7, şöyle yapmıyorum yani 70 bölü 5 bir kere var 1 kere 5 5. 20'de 4 falan yapmıyorum. 70'in 2 katını alıyorum 140. 10'a böl yani bir sıfır sil 14. Direkt böyle yapıyorum. Böyle kısa yolları birazcık daha ilerleyince size göstereceğim arkadaşlar. Böyle trikler vermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Şu anda zero test 2'yi de harfli ifadelerde halletmiş ve bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun artık bir tane testimiz kaldı. Onu da kendiniz kendi başınıza yaptıktan sonra lütfen benden dinleyin çözümlerini. Harfli ifadeler zero test 2 yani kan Kampımızın 20. adımını da geride bırakmış olduk. Hızlı gidiyor, hızlı gidecek. Bir anda bakacaksınız 60. adıma gelmişiz. Bir anda bakacaksınız zero matematik kampının sonuna gelmiş olacağız. Ama bu kitap bittiğince yani bu kampı noktaladığımızda gerçekten matematik anlamında çok sağlam bir temelin... Ee kilometre taşlarını dizmiş olacaksınız ve artık matematikle ilgili temel matematikle ilgili bir probleminiz kalmayacak. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Harfli ifadeler 0 test 3 kampımızın 21. adımında görüşmek üzere. Hoşça kalın.